Doğduğu yere olduğu kadar doyduğu topraklara da bağlanan vefakar bir vali Memduh Oğuz. Isparta'mızın 45. valisi. 1948 yılında Nevşehir'de doğdu, bir Ispartalı kadar sevdalandı bu toprağa. Isparta valiliği görevini yürüttüğü yaklaşık 3 yıl boyunca ibadet eder gibi saygıyla, şevkle, aşkla yaptı hizmetini. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak memleketin birçok köşesini meslek aşkıyla dolaştı. Kaymakamlık, Mülkiye Başmüfettişliği, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği ve valilik yaptı. Mesleğinin ustalık olarak adlandırılabileceği döneminde 30 Aralık 2010 tarihinde gönül verdiği Isparta'ya vali olarak atandı. Tarihi boyunca güller ve göller diyarı olarak bilinen Isparta'ya ilim şehri sıfatını getiren ve bunun için valiliği boyunca var gücüyle çalışan Oğuz'a adeta bütün duygularıyla Isparta'ya yönelmiş bir bürokrat demek hiç yanlış olmaz. Derin bir tarih, devlet ve siyaset bilgisi olan Vali Oğuz'a göre Isparta, konumu itibariyle ilim şehri olmaya layıktır. Bu doğrultuda Isparta'da yetişen alimlere, devlet adamlarına ve ilim kokan medrese yuvalarına sahip çıkacak bir projeyi hayata geçirme yolunda önemli çalışmalar yaptı. Isparta'nın bağrındaki bu mevcut potansiyeli canlandıran Vali Oğuz, ilim şehri çalışmalarıyla Isparta'nın adını sadece gül ve ürünleriyle değil, inanç zenginliğiyle de Türkiye'ye ve dünyaya duyurma yolunda ciddi atılımlar gerçekleştirdi. Memduh Oğuz, Isparta Valiliği döneminde şehrin bilim ışığı Süleyman Demirel Üniversitesi ile kurduğu sıcak ve etkili ilişkilerle de gündeme geldi. Isparta'nın ulusal ve uluslararası tanıtımına ilişkin her türlü projenin bizzat içinde yer alarak destek oldu. Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde projelendirilen Isparta Türküleri CD'sini Isparta halkına kültürel bir miras olarak kendi döneminde kazandırdı. Ayrıca İlim Şehri Isparta adlı eseri de bu şehre armağan etti. İlime ve eğitime olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleri ve toplumun direği olan aile kavramına da büyük önem verdi Memduh Oğuz. Çeşitli toplantı ve etkinliklerdeki konuşmalarında özellikle Türk aile yaşamının incelikleri ve hassasiyetleri konusunda çarpıcı ve dikkate değer tecrübelerinden kesitler vererek hep "Önce birbirimizi sevmeyi öğrenmeliyiz," dedi. Canan Oğuz'la 1973 yılında evlenerek 40 yıllık mutlu beraberliklerini iki oğul ve iki torunla taçlandıran Vali Oğuz, aile bütünlüğünü önemseyen yapısıyla da örnek bir validir. Oğuz'un sık sık engellileri, yaşlıları, şehit ve gazi yakınlarını, çocuk yuvalarını, sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek onların sorunlarını dinleyen, dinlemekle kalmayıp bu sorunlara önce bireysel sonra da valilik makamında çözüm süreçleri işleten insani bir yapısı da vardır. Vali Oğuz'un sanat dalları içinde müziğe düşkünlüğü iyi bir bağlama ustası olmasından da bellidir. Yorucu, bazen yıpratıcı, bazen de görevinin omuzlarına yüklediği ağır sorumluluğu bağlamasından çıkan yanık ezgilerle bastırır. Bazen bir düğünde, bir toplantıda kardeş gördüğü Ispartalıyla meşk eder halk adamı Oğuz. Memduh Oğuz yaklaşık 3 yıl önce hizmet etmeye geldim dediği Isparta'ya yerleşmeyi ve hayatının geri kalanını geçirmeyi düşünecek kadar kendini ve huzuru buldu bu pembe şehirde. Valilik sürecini başarılı çalışmalarla taçlandıran, Isparta'nın öz değerleri konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmış, şehrin gündemini sürekli canlı tutan, Isparta halkının sevgisini ve saygısını kazanmış, halk aşığı Sayın Valimiz Memduh Oğuz'a emeklilik hayatında huzur, mutluluk ve sağlık diliyoruz. Valimizi şehrimizden değil, bugüne dek onurla sürdürdüğü görevinden uğurlarken kendisine rektörümüz Profesör Doktor Hasan İbicioğlu'nun şiiriyle hoşça kal diyoruz. Gün gelmiş koşuyorum yepyeni bir umuda. Arkamda bırakırken tamamlanmış düşleri. Bilmem ki döner miyim o güzelim yıllara. Fırtınalar içimde ayrılığın sesleri. Baka kaldım ardından geçip giden yılların. Döner mi ki bir daha o güzelim anlarım? Vuslatında hüzün var eski hatıraların. Mutluluğun limanı sizle başardıklarım. Sen de yaz bir hatıra ıslansın özleminden. Sevdaların kavrulsun yüreğindeki közden. Arzuların taşarken sonsuzluk alemine,
sınırlama kendini bu dünyanın keyfine. En büyük tesellimdir dua ile anılmak. Halkımın hizmetinde ömür boyu yorulmak. Her piri fani gibi bu dünyadan göçerken, Hak nezdinde muteber omuzlarda taşınmak.